Merhaba, ben Fakir Yılmaz. Gazetecilerle Gündem programımızdan her hafta yeni konuklarımızla sizlerle. Gazetecilerle Gündem Özel'in bu haftaki konu, İstanbul Şirinevler Mahallesi muhtar adayı Cihan Çelikkol olacak. Gazetecilerle Gündem Özel Salı günü saat 16'da sizin kanalınız Tempo TV'de. Ben Kocaeli'nde, Erkan Baş Gebze'de. Hepten HDP kadar kapatıla. Kapatıla bugüne gelen son adı dem olan ve tüm baskılara karşın her seçimde en az 5 milyon oyu bulunan kitlenin partisini, Sol Bileşenler, adıyla kandırıp, bu partinin kanatları altına sığınıp, kene misali yakasına yapışan, sırtına binen önceki onca seçimde olduğu gibi son seçimlerde de kendisini meclise taşıyan HDP, Yeşil Sol yani deme kazık atan tip işçi memleketi olarak bilinen Gebze'de genel başkanını belediye başkanı adayı göstermiş. HDP, Yeşil Sol'un sayesinde meclise kapak atan ve önümüzdeki yerel seçimlerde kendi başına seçimlere gireceğini belirten tip yani kurucusu Mehmet Ali Aybar'a karşı tavır alıp, 1970 yılındaki parti kurultayında genel başkan seçilen Bihais Bora'nın dönemindeki partisinin devamı olduğunu söyleyen Türkiye İşçi Partisi'nin şu anki genel başkanı, Batı Berlin'de doğan, Yugoslavya göçmeni boşnak bir ailenin çocuğu olan Erkan Baş Partisi'ne adını veren işçilere sığınmış. Bu kez Demlilerin taban seçmeni olan Dersim'i kandıramayacağını anlayan Komünist Partisi Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun İstanbul Kadıköy'de, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Benim de Bir Dönem 3. Günlük Gazetesi Siyah Beyaz Kocaeli Gazetesi isimli gazeteyi çıkardığım ve memleketim Ardahan gibi il olmak isteyen Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye başkanı adayı olduğu haberleri ardından yapılan yorumlar dikkat çekiciydi. TİP İn Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş'ın Gebze'de aday olması ardından yapılan bir haberin altına yazılan yorum Başkan Baş'ın Gebze'de adayı olduğu haberinin altına yapılan yorum aynen şöyle. Haber doğru ise Hatay'da olduğu gibi Türkiye genelinde AKP'ye çalışmak CHP'nin oyunu bölmektir, şeklinde. Bu ve buna benzer birçok yorumla karşılaşan Komünist Parti'nin şu anki Tunceli Belediye Başkanı ve İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı Komünist Başkan Maçoğlu sonrası Ardahanlı hemşerimin ilçe başkanı olduğu ve belediye başkanı çıkarmadan belediye meclis üyesi için ön seçim yapan CHP'li Gebze'de tip başkanı belediye başkanlığına aday olmasını duyuran haberin altındaki bu yorumu görünce aynı gün, Ardahanlı Gebze CHP'de günün komedisi. Ve kayı komedisinin iflası, manşet haberi yapan ben de dayanamayıp, o yorumun altına aynen şöyle yazdım. Daha aday bulup, aday ilan etmeyi beceremeyen Ardahanlı hemşerimin Gebze ilçe başkanı olduğu CHP'nin neyini bölecek? Asıl bir dönem işçiye hitap eden bir gazete çıkarıp, ama kendi dertlerini yazan gazeteyi bile almayan işçiler oy verecek mi ona bakmak gerek. Korkum o ki, Kılıçdaroğlu'nun, 10 milyonsunuz, deyip, 25 bin ikramiye karşılığında oy istediği ama yine gidip, kendilerini 10 bin TL'ye mahkum edip, bizi ucuz ekmek, et kuyruğuna dizdi, diye dert yandıkları AK Parti'ye oy veren emekliler gibi Gebze işçileri de işçi parti iddiasında olan partinin genel başkanına da aynısını yapmazlar, dedim. Evet, bu kez demle demlenemeyeceklerini anlayıp, bağımsız gireceğiz dedikleri 31 Mart 2024 seçimlerinde Hanya'yı, Konya'yı göreceklerine inandığım tiplilerin değil CHP'nin oylarını bölmeyi sendikaya bile üye olmaktan, bizim Siyah Beyaz Kocaeli gazetesinde olduğu gibi kendi sorunlarını manşet yapan Evrensel'i, bir günü bile almaktan tırsan, işçilerin oylarını bile alamayacağını aha buraya yazdım. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerleyenler gibi miting sahalarında kandıran ve 25 bin ikramiye vaadine rağmen kendisine oy vermeyen emeklilerimiz gibi, küçük bir menfaat karşılığında senden benden daha uyanık ve kurnaz denen köylüden daha da feldar işçilerimizi çok iyi tanıdığına inanmadığım tip ve genel başkanının seçim sonrası hallerini düşünüyorum. Yani kısacası Marksizm'den, işçi sınıfının mücadelesinden, örgütlenmekten uzak ülkemdeki işçiyi en iyi tanıyan, onlara özel bir gazete çıkaran ama günlük bir gazete aldıramayan bir ben bilirim, bir de bir maaş ikramiye verip, yeni çizmeleri giydirip, İstediği partiye oy verdiren patronları. Ha unutmadan bu yazıyı yazdığım saate kadar belediye başkan adayı olmayan belediye başkanına meclis üyeliği seçimi için ön seçime giden CHP'nin zaten oy alamadığı Gebze'de ve diğer kentlerde demde oy alamadığına göre o kadar sol oyu nereye gidiyor sizce? Onu da bana değil, seçime kadar kızıp, yardım, ikramiye, makarna, kömür, kredi, yaşlıya,
emekliye bir kuruş artıştan sonra sandık önlerine gelince bunlardan umut kesip, yaparsa yine AKP yapar, diyenlere bir sorun hele. Çünkü 22 yıldır onlar senden, bende daha iyi biliyor ve veriyor. Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar efendim. Şirin Evler değil mi efendim? Evet, Şirin Evler Mahallesi Muhtar Adayı, Can Çıkırık Kolman. Önümüzdeki çarşamba günü konuğumuz burada. Muhtarım, Şirin Evler'de Muhtar Adayısınız, İstanbul gibi bir yerde. Evet, efendim. Ben hemen siyasete soruyorum ama aslında Türkiye'de il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi ve muhtarlar ve belediyeler yerel parlamentodur bana göre. Ki dünyada, bana göre değil, dünyada böyle. Algılayamıyoruz, anlatamıyoruz. Çoğumuz belediye meclislerine bile gitmiyoruz, seçiyoruz ama belediye başkanı çok konuşulur, genel başkanlar konuşur ama meclislere kimse, belediyelere gitmez. Muhtarlara çok da böyle mühürü aldı, kenara çekildi, bir tane tabanca, bir tane servis arabası eğer köydeyse, tabi burada bilmiyorum tam olarak da, işte kaymakam bey çağırdı falan. Böyle bir muhtarlık mı yapacaksınız yoksa muhtar adayı meclisten, Beş Minare'den Şirin Evler'e ne getireceksiniz? Demokrasinin diyorum ki kalkası olan şeylerden biri de muhtarlık. Milletin desteğini, teveccühünü kazanmanın en büyük özelliklerinden biridir muhtar. Muhtarlık nasıl anlatayım size? Şöyle diyelim, biz muhtarlıktan, tabii muhtarın özelliğini bilmek lazım önce değil mi? Yani evet, seçmen evet, verirken evet, bunu evet, anlatıyorsunuz. Evet, evet. Dinliyorum sizi. Muhtar sosyal bir, bizim az önce dediğim gibi demokrasinin ilk temel taşlarından biridir. Evet. Biz de bu işe başlarken dediğimiz tek şey var. Biz sosyal muhtarlık anlayışıyla bunlara, bizim zaten yaptığımız bir gücümüz sadece destek olmak. Başka onun dışında hiçbir yani şey yok. Kaymakamlık, belediye ve valilik arasında köprü. Köprü, evet. Köprü olmak. Başka bir şeyimiz yok. Başkanım kaç oy var Şirin Evler'in? 42 bin oy var. 42 bin oy. Kaç evet, rakibiniz var? 6 aday var şu an. 6 aday, muhtar adayı. Evet. Mevcut evet, muhtar da aday mı yine? Yine aday. Kaç dönemdir yapıyor? İlk dönemi, birinci dönemi. İkinci dönemi yapacak. Şu anda. Eğer seçilirse. Evet, ikinci dönem olacak ama şöyle bir şey. Muhtarla belediye başkanı falan kavgalılar. Kavgalılıkları için öyle bir sorun var. Peki ben size sorayım, yani orada 40 bin oyun nüfus olarak yerleşik anlamda İstanbul'da çok kalmadı ama Doğu, Güneydoğu, Trakya mı, kim ağırlıktı orada? Sivaslılar mı? Ozanımızın Sivaslılar. Şu anda en ağırlık Sivas ve Malatya. Evet. Ondan sonra Erzurum, Gümüşhane, Bayburt. Ondan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Hemşericilik seçimleri ön plana çıkıyor, ondan dolayı sordum. Orada da var mı dernekler, sivil toplum örgütleri falan? Evet, sivil toplum örgütü çok çok fazla burada. Özellikle Bayburt, Gümüşhane, Erzurum'un çok fazla aktifler burada. Evet, çok aktifler. Peki siz burada sosyal belediyecilik yapıyorum, konuşmamızı öğrenmişsiniz. Yani, sosyal muhtarlık. Sosyal muhtarlık yapacağım diyordunuz. Yani evet, sizi destekleyenler böyle siyasal anlamda birileri diyor ya, ben falanın muhtar adayım filan, beni destekliyor, bakan benim arkamdadır, belediye benim arkamda. Siz kimsin, arkada kim var? Halk mı var? Arkamda halk var.